Hikmet'in bildiği, fakat benim de utandığım, o insanların da utandığı gerekçeyle söylemediği şey şu. Muharrem Bey o gece seçimin hemen bitiminden itibaren alkol almaya başlıyor. Saat 11'e kadar tahmin ediyorum ki biraz fazla alıyor. O saatten itibaren televizyonların karşısına çıkamayacak duruma geliyor ve eve kapatıyorlar. Bu çok ciddi bir bilgi. Gerçekten böyle mi, emin misin? Gerçek, eminim. Bu kesin, ben emin olmadığım bilgiyi paylaşmam. Şimdiye kadar hiç paylaşmadım. Bu kesin bir bilgi. Tekrar söylüyorum. Bir, alkol alıyor. Alabilir. Hiç kimsenin ne yediğine karışmam, ne içtiğine karışmam. Yemeğinde de içebilir. Tabii ki bana ne? Siyasetçinin biz yaptığına bakarız. Tekrar söylüyorum. Ben yıllarda da bunu savunurum. Kimsenin inancı, yediği, içtiği, giydiği, neye inandığı, neye inanmadığı bizim umurumuzda değil. İş geçiyormuş, falan yapıyormuş, şöyle davranıyormuş, şöyle bir hayat tarzı var. Bu toplumu ilgilendirecek bir konu değil. Bunun altını özellikle çizeyim. Ama sen çıkmışsın. Türkiye'nin bir kader seçiminde aday olmuşsun. Dönmüşsün topluma. Ben o gece YSK'nın önünde nöbet tutacağım demişsin. Biz hepimiz yüreğimizi tutarak burada hatırlıyorsan, acaba bir oy çalındı mı, acaba bir şey oldu mu, acaba sandıklar böyle oldu mu derken, sen o sorumsuzlukla gitmiş, alkolün de ölçüsünü kaçırmışsın ve insanlar büyük bir hayal kırıklığına tutulmuşken çıkıp televizyona iki cümle edemeyecek bir hale gelmişsen, ne demiştim biraz önce, toplumun sağduyusu? Demek ki toplum bizim tek adam rejimine gidiyoruz severanıyla görmediğimiz bir şeyi görüyor işte. Ben şimdi şöyle diyorum kendime, dün akşam bunu duyduğumda ilk cümlem şöyleydi. AK Parti seçmeni bizi büyük bir felaketten kurtarmış o zaman dedim. Yani bu kadar sorumsuz davranacak bir insan kazanmış olsaydı biz ne halt ederdik böyle bir durumda? Ne halt ederdik, ben merak ediyorum. Yani bunu şundan söylüyorum. Şimdi Muharrem Bey'in böyle bir sorunu olduğu bilinen bir şey zaten. Yani sorunu dediğim, alkolü ölçüsüz kullandığı, alkol içtiği meselesi değil.